Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki renkli, çok güzel sıralı oya modelimizi göstereceğim arkadaşlar. Hiç ipi koparmadan devam edebileceğiniz bir model. Şöyle göstermek istiyorum. Ben bu mor yazmamı, yani tam mor da değil aslında. Çok değişik bir renk ama kamerada ışıkta nasıl çıkıyor bilmiyorum. Şöyle katlarsam bu şekilde rengini daha iyi görebilirsiniz. Yeşil iple tığladım arkadaşlar. Mor ipimin de numarasını söylemek istiyorum size. Altın başak şöyle. numara. Ve arkadaşlar şu şekilde silikon halkalarım var. Bunları kullanacağım. Ben mavi paketimi açtım. Bunların boyutları var arkadaşlar. Bunun bir küçüğü kırmızı pakette satılıyor. Onu da kullanabilirsiniz. Ben böyle orta boy, daha büyük bu şekilde bir boy seçtim arkadaşlar. Şimdi daha fazla uzatmadan hemen yapımımıza başlayalım. Öncelikle yeşil ipimizi alıyoruz. Yeşil ipimizle hemen alt sıramızı oluşturacağız arkadaşlar. İpimizi tığımıza sabitleyelim. Yazmamızı da sabitledikten sonra şimdi arkadaşlar ilk önce bir tane örümcek çekiyoruz. Örümceğimizi bu şekilde şu ortadan girerek kapatıyorum. Örümceğimi yaptıktan sonra arkadaşlar 1, 2, 3 kere ipimi doladım ve 1, 2, 3, 4. tığ battısından batarak ipimi alıyorum. 2, 2, 2, 2 şeklinde çıkıyorum arkadaşlar. 2 tane zincirimi çekiyorum. Hemen bir tane üzerine dolayarak yuvama giriyorum. İpimi aldım. 2, 2 çıktım. Bir kere doladım. Yuvama girdim. 2, 2 çıktım. Bir kere doladım. Yuvama girdim. 2, 2 çıktım arkadaşlar. Trabzan yaparak aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. Doladım, yuvama girdim. 2, 2 çıktım. İpimi doladım, yuvama girdim. 2, 2 çıktım. 2, 2 çıktım arkadaşlar. Bu şekilde 10 defa yapıyoruz. Bakalım kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oldu arkadaşlar. 2 tane daha yapacağım. İpimi doluyorum. Yuvama giriyorum. 2, 2 çıktım. İpimi doladım. Yuvama girdim. 2, 2 çıktım. 10 tane yaptıktan sonra 11. mi? Kendi tığ battısına değil, bir sonraki tığ battısından batarak kapatıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra zincir çekeceğim. 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirimi çektim. Hemen halkalarımdan bir tanesini tığıma yerleştirdim. Ve halkamı sıkı bir şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Kapattım. Dediğim gibi bir küçük boyutunu da kullanabilirsiniz. Ben çiçeklerimin daha büyük olmasını istediğim için büyük halka kullandım. Şimdi arkadaşlar halkamızı kapattıktan sonra şöyle halkamızı şöyle tutalım. Sık iğne yaparak aşağıya doğru iniyoruz. 2 Şöyle aradan gireceğiz. 3
4. Şöyle halkamı. Beş. Netleşsin arkadaşlar. Evet. Altı. Yedi. Sekiz. Bunda da 10 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Tam anlamıyla sıkıştırıyoruz ki daha düzgün ve dik durmasını sağlıyoruz. 10 tane sık iğnemi yaptım. Hemen arkadaşlar kendi tığ battısına değil bir sonraki tığ battısına girerek kapattım. Şöyle. Şimdi bundan bir tane daha yapıyoruz. Hemen bir örümcek daha yapalım arkadaşlar. Şöyle aradan girdim ve kapattım. Örümceğimi yaptıktan sonra 1, 2, 3 defa ipimi doluyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü tığ battısından giriyorum. 2, 2, 2, 2 şeklinde çıkacağım arkadaşlar. Tığım takıldı. Çok pardon. Evet, 2 çıktım. Çıktıktan sonra ne yapıyorduk? 2 tane zincir çekiyoruz. 2. Bir kere doladım. Şimdi yuvamdan girdim. 2, 2. Bir kere doladım. Yuvamdan girdim. 2, 2. Doladım. Yuvamdan girdim. 2, 2. Doladım. Yuvamdan girdim. 2, 2. Doladım. Yuvamdan girdim. Yine aynı şekilde 10 defa yapıyoruz. 10 defa yaptıktan sonra kapatıyoruz. Bu arada arkadaşlar yorumlarda bazı arkadaşlarımız benim çok yavaş yaptığımı söylüyorlar. Yani ben bu konuda şöyle bir şey söyleyeceğim. Yavaş yapmak istiyorum çünkü hem anlaşılır olması açısından hem de arkadaşlar ben kameradan bakarak yapıyorum. Ve bu gerçekten hani normalde yaptığımızdan bir tık daha zor oluyor. Hani arkadaşlarımdan anlayış bekliyorum lütfen. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane oldu. Bir tane daha yapıyorum. 2, 2. Yaptıktan sonra kendi tığ battısına değil bir sonraki tığ battısına girerek kapatıyorum arkadaşlar. Tekrardan. İpimden çıkardım. Şöyle kapatıyorum. Ve 6 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimizi çektikten sonra halkamızı takıyoruz. Ve kapatıyoruz. Arkadaşlar videonun uzamaması adına ben burada bitiriyorum. Zaten gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Buradan da sık iğne yaparaktan aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. Şimdi üst kısmını göstermek istiyorum size. Videonun en sonunda da bitmiş ve ütülenmiş halini göstereceğim arkadaşlar. Biraz daha örülmüş halini göreceksiniz. Yani kamera arkasında daha çok tamamlayacağım. Şimdi şöyle bir tane zincirimi çekeyim. Bırakayım ve üst kısmına geçelim. Videom çok uzun olsun istemiyorum çünkü sıkılan arkadaşlarımız oluyormuş. O yüzden videolarımı çok fazla uzatmamaya çalışacağım. Şimdi yazmamla aynı renk ipimi buldum. Yani numarasını da zaten en başta vermiştim. Şimdi arkadaşlar ilk önce ipimizi tığımıza sabitledikten sonra buradaki trabzanımızın en üstünden şöyle uç noktasından tığımızı batırıyoruz. Net gösterebiliyor muyum acaba? Evet.
yastığımı batırıyorum. İpimi aldım ve kapattım arkadaşlar. İpimi burada sabitliyorum. Sabitledikten sonra 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çekiyorum arkadaşlar ve hemen halkama şöyle halkamı düzeltiyorum, bakıyorum. Evet. Halkamın ortasından ipimi sabitliyorum. Bu şekilde. 6 zincir çektim ve ipimi sabitledim. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İpimi 2 kez doluyorum. Ve halkamın ortasına girdikten sonra trabzan yapacağız arkadaşlar. Önce 2, sonra 2, sonra 2. 2 kez doladım. Halkamdan girdim. Önce 2, sonra 2, sonra 2 şeklinde çıkıyorum. Arkadaşlar ben 5 tane trabzan yapacağım. Ama sizin halkanız eğer küçükse siz 3 tane trabzan yapın. Hani zincirlerin haricinde şimdi göstereceğim size. 2, 2, 2 şeklinde çıkıyoruz arkadaşlar. Halkamdan girdim. 2, 2, 2. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Başta yaptığımız 3 zinciri saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzan yaptım ben. Küçük halka kullanacak arkadaşlarımız 3 tane trabzan yapacak ve sonra tekrardan 3 tane zincir çekecek. 2, 3 ve halkamıza girerek sık iğne ile kapatıyoruz arkadaşlar. Kapattık. Bu çiçeğimizin bir yaprağı oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. 2 defa doladım. Halkama girdim. Önce 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 kez doladım. Halkama girdim. Önce 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Önce 2, sonra 2, sonra 2. Bu şekilde yine 5 tane trabzanım yapacağım arkadaşlar. Dört tane oldu. Beş tane trabzanımı yaptıktan sonra üç tane zincirimi çekiyorum. Halkama giriyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. İki tane yaprağım oldu arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapacağım. Bir, iki, üç. İki kez doluyorum. Halkama girdim. Önce iki, sonra iki, sonra iki şeklinde çıkıyorum arkadaşlar. İki kere doladım. Halkama girdim. 2, 2, 2 çıktım. İki, üç. Bu şekilde devam ediyorum. 2, 2. Kaç tane yaptım? 4 tane yaptım. Son bir tane daha yapalım. 2, 2, 2. 5 tane trabzanımı yaptım arkadaşlar. Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve sık iğnemle kapatıyorum. Kapattıktan sonra 6 adet zincir çekiyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çekiyorum ve hemen yanındaki şöyle göstereyim. Trabzanımızın yine uç kısmından girerek
Kapatıyorum. Kapattıktan sonra 3, 4, 5, 6 tane daha zincir çekiyorum. Ve halkama sabitliyorum. Yani arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Ay çok pardon. Halkalarımı da döktüm. Şekilde çiçeğimiz böyle arkadaşlar, modelimiz böyle devam ediyor. Ben şimdi biraz daha yapıp ütüleyip size göstereceğim. Kesinlikle ütülü halini görmenizi istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Şöyle yakından göstermek istiyorum size. Tek sıra halinde ip koparmadan devam edebileceğiniz bir model. Çok da güzel gözüküyor, çok da şık. Gerçekten yorumlarınızı çok merakla bekliyorum arkadaşlar. Yorum kısmından lütfen benimle paylaşın. Hiç ip koparmadan devam eden bu modelim, hani aralarında zincirle birleştirdik ve zincir de hiç kabak gözükmüyor arkadaşlar. Çok kibar. Şöyle netleştireyim. Evet. Çok güzel. Ben yine her zamanki gibi çok beğendim arkadaşlar. Ama gerçekten çok beğendim. İyi ki de çiçeklerimi büyük yapmışım. Yani bu modele de bu şekilde çiçek yakışırmış. Siz de benim kullandığım halkalardan kullanın. Ben bunu tavsiye ediyorum. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde mavi paket. Ayrıca bu paketi de 1 TL'ye alabilirsiniz arkadaşlar. Tuhafiyeler de mevcut. Bu şekilde yapacak olanlara şimdiden çok çok kolay gelsin. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.